Arkadaşlar merhabalar devam ediyoruz trigonometride kaldığımız yerden çok önemli bir kısmı anlatmıştım trigonometrik fonksiyonlar onları zaten kullanacağız devam edeceğiz ancak şimdi araya sıkıştırmam gereken bir yer var çok önemli bir yere daha geçeceğiz çünkü trigonometrik bölgelerde işaretlere bakacağız sonrasında da indirgeme belki de e, en zorlanılan yerlerden bir tanesi okulda öğretmenleriniz anlatmıştır belki bilmiyorum ama sizin de gerçekten güzelce dinlemeniz gereken ve ezberlemeniz gereken yerlerden biri. Şimdi onun öncesinde trigonometrik bölgelerdeki işaretlerden ben size bahsedeyim nasıl diye. Şimdi arkadaşlar bir kere trigonometride şuna bakacağız. Analitik düzlem içinde yerleştirdiğimiz bir birim çember var. Birim çemberde birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge deriz. Birinci bölgede apsis artıdır, ordinat da artıdır. Bu yüzden sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant hepsi arkadaşlar artı olur tamam mı? Gelelim ikinciye, ikinci bölgeye. Burası eksi, burası artı. Dikkat. Kosinüs apsisti, sinüs ordinattı. O zaman ikinci bölgede kosinüs arkadaşlar eksi. Sinüs işareti artı olduğu için artı. Peki tanjant ve kotanjant ne olacak? Tanjant arkadaşlar sin bölü kostur. O yüzden artı bölü eksiden tanjant eksi olur ikinci bölgede. Kotanjant kosinüs bölü sinüs değil mi? O zaman eksi bölü artıdan yine eksi olur arkadaşlar. İşte ikinci bölgede sadece sinüs pozitiftir arkadaşlar. Gelelim üçüncü bölgeye. Üçüncü bölgede işaretler analitik düzlemde eksi eksidir. Yani bakın gerçekten şuradan da görün. Eksi eksi Burası artı, burası artı. O yüzden birinci bölge tamamen artı. ikinci bölge eksi artı. Üçüncü bölge ikisi de eksi. Böylece ne olacak? Kosinüs işareti bakın eksi. Sinüs işareti eksi. Eksinin eksiye bölümü işte üçüncü bölgede tanjant pozitif. Üçüncü bölgede kotanjant x yine eksi bölü eksiden pozitif. Geldim dördüncü bölgeye. Dördüncü bölgede bir noktanın apsisi artıdır. Ordinatı eksidir haliyle arkadaşlar ne olacak? Sinüs negatif. Kosinüs pozitif. Sonra arkadaşlar eksi bölü artıdan tanjant negatif. Artı bölü eksiden kotanjant negatif. O zaman bölgelerde en başta hepsi pozitif. İkinci bölgede sadece sinüs pozitif. Üçüncü bölgede tanjant ve kotanjant pozitif. Dördüncü bölgede de sadece kosinüs pozitif. Hatta bunu Şöyle de ezberletebiliyorlar bazen arkadaşlar göstereyim. Ee, bütün sınıf kara tahtada coştu şeklinde. Yani birinci bölgede hepsi pozitif. ikinci bölgede sinüs pozitif. Üçüncü bölgede kot ve tan pozitif kara tahta yani işte oradan anlayın. Dördüncü bölgede de kosinüs pozitif. Böyle ezberleten de oluyor arkadaşlar. Bütün sınıf kara tahtada coştu veya coşar kavramında ilk o harflere bakarak bütün hepsi sinüs ikinci bölge. Üçüncü kara tahta işte. Üçüncü bölgede onlar pozitif. Dördüncü bölgede de kosinüs pozitif olduğunu görebilirsiniz. Olay bu arkadaşlar. Bunu böyle söylemiş olayım. Bunlar bizim için çok değerli olacak. E, trigonometrik bölgelerde işaretleri bilmeniz gerekiyor çünkü bir sonraki konuda buna atıf yaparak bundan yararlanarak devam edeceğiz arkadaşlar bir de size bir şey daha söylemem gerekiyor Trigonometride ters fon e, tek fonksiyon ve çift fonksiyon kavramı var neler onlar arkadaşlar Şimdi sinüsün içinde eksi görürseniz böyle Bu dışarı çıkar eksi x olur kotanjantın içinde eksi görürseniz, bu eksiyi dışarı alabilirsiniz. Böyle olur. Tanjantın içinde eksi görürseniz, bu içeriden dışarı çıkar. Sadece istisnası, kosinüs eksi x arkadaşlar, eksi kos x'e eşittir. Ee, bu şekilde bunu söylemiş olayım. Bu da bizim için çok önemli bir bilgi. Şimdi gelin bunların işaretlerine arkadaşlar tek tek bakalım. Sinüs 41. bölgede, o yüzden kesinlikle pozitif sin 215 180'den büyük açılar arkadaşlar 270'e kadar 3. bölgededir. 270'ten sonra onu da bari söyleyeyim de belki hani onda da kafa karışabilir. 0 ile 90 arası 1. bölge, 90 180 arası 2. bölge, 180 270 arası 3. bölge, 270 ile de 360 arası 4. bölge yani hiç bilmeyenler için. Dolayısıyla sin 40 pozitif. cos 130 2. bölgede cos neydi? Negatif. Sadece sinüs pozitiftir 2. bölgede. Geliyoruz sonra sin 215'e. Üçüncü bölgede tanjant ve kotanjant negatiftir. O yüzden sinüs negatif. İkinci bölgede sadece sinüs pozitiftir. O yüzden tanjant 105 negatif arkadaşlar. Geliyorum 2'ye. Kot 170. İkinci bölgede sadece sinüs pozitiftir. O yüzden bu negatif. Sonra arkadaşlar sin eksi 20. Eksiyi dışarı atacaksınız. Eksi sin 20. Ve sin 20 zaten birinci bölgede pozitif ama önünde eksi olduğu için Eksi çarpı artıdan eksi oldu. Kos eksi 50. Kosinüs yutuyor arkadaşlar eksiği. Sadece kosinüse mahsus bir şey bu. Dolayısıyla bunun işareti pozitif olur. Kos 220. 180 ile 270 arası 3. bölge. 3. bölgede sinüs ve kosinüs negatif arkadaşlar. Mevzumuz bu. İşaretlerini böyle söylemiş oldum. Eksi. Sonra B de eksi geldi. C artı geldi. Bu da eksi geldi. Yani hangisi oluyor cevabımız? D şıkkı. Kod eksi 95. Hemen eksiyi dışarı at. Eksi kod 95. İkinci bölge 90'dan büyük. Kotanjant negatiftir ikinci bölgede. Bir de önünde eksi var. Eksi çarpı eksiden artı oldu A. B'ye geldim. Tan eksi 10. Eksiyi dışarı at. Tan pozitif. Bir de önünde eksi var. Eksi çarpı artıdan eksi. B'yi eksi bulduk. Gelelim şimdi C'ye. C'de arkadaşlar ne yapacağız? Tan 125. Tan 125 neresi? Ona bakalım şimdi. Tan 125 ikinci bölge, 90'dan büyük 180'den küçük. C arkadaşlar bu yüzden eksi oldu ikinci bölgede. Sadece sinüs pozitiftir. Gelelim sin 185'e. 180'den büyük 270'den küçük üçüncü bölge. Üçüncü bölgede tan ve cot negatif. E, pardon tan ve cot pozitiftir. Sin ve kos negatiftir. Haliyle. A artı B eksi C eksi D eksi A şıkkı oldu bunun cevabı da. Şimdi geldik bunlara. Tanjant 15 pi bölü 4. Bir kere bu çok büyük. O zaman arkadaşlar burada önce yapmamız gereken şey esas ölçü. Esas ölçüyü yaptıktan sonra peki esas ölçüyü nasıl buluyorduk? Paydanın iki katına böl. Paydanın iki katı 8. Kalan kaç? 7. O zaman 7 pi bölü 4. 7 pi bölü 4 peki kaçıncı bölgede nasıl anlayacaksın? Hemen pi gördüğün yere 180 yaz. Böyle. 180 bölü 4 45. 45 çarpı 7. 45 çarpı 8 360 bu 315 derece yapıyor. Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede tanjant negatif. Pi ile anlamak zor olduğu için ben 180'e çeviriyorum arkadaşlar. Eksi 33 pi bölü 5. Hemen ne yapacağım? Burada e, 33'ü 10'a böleceğiz. Kalınımız kaç? 3. Ama nasıl yazıyorduk? Eksiyi unutma. Paya kalını yaz. Paydaya aynen 5'i yaz. Eksi 3 pi bölü 5. Negatif esas ölçü olmaz. Bunun üzerine 360 ekle. Yani 2 pi ekle. 2 pi 5 pi çarparsak 10 pi. Eklediğimizde paydalarını eşitleyip topladığımızda 7 pi bölü 5. Buradan da 7 çarpı 180 bölü 5. 36 çarpı 7. 36 çarpı 7 de arkadaşlar. 3 kere 7, 210, 252. Kaçıncı bölge? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede sinüs negatif arkadaşlar. Eksi 51 pi bölü 7. 51'in 7'ye bölümü. Ne yapacağım? E, kalan 7 kere 7, 49, 2. Eksi 2 pi bölü 7. Hemen 2 pi ekleyeceğiz. Burada da ne olacak o zaman? 14 pi. Ye. Eksi 2 pi, 12 pi bölü 7. 12 pi bölü 7'de arkadaşlar... 180 bölü 7 yaklaşık olarak düşünelim şimdi. Ee, 180 bölü 7 ne yapar? Valla düşünüyorum. 20 olmaz. 17. 17 çarpı 12. Yani bu da arkadaşlar yine 290-300'e yakın falan bir şey. Yani zaten 3. bölgede olsa 4. bölgede olsa sinüs neydi? Negatif. Demek ki bunların hepsi negatifmiş arkadaşlar. Bu şekilde söylemiş oldum. Bu arada şunu da söyleyebilirsiniz. Sinüs ve tanjant ve kotanjantta bu eksileri dışarı alma hakkınız var. Öyle de yapsanız cevap değişmezdi merak etmeyin. Ben öyle yapmak istemedim. Normal esas ölçü mantığıyla gösterdim ama yapmasanız da aynı şey olurdu merak etmeyin. Şimdi bakın burada mesela bunu da hadi eksiği yok etme mantığıyla dışarı atma mantığıyla yapayım. Eksi arkadaşlar kosinüs de gider içerideki eksiği yutar. Tanjant ama dışarı çıkar. Hadi bu da böyle olsun. 121 pi bölü 5. 121'e kaça böleceksin? 10'a. Esas ölçü ne oldu? 1. Böylece arkadaşlar esas ölçü 1 olduğu için artık 1 ee, yani 1 bir çarpı 1'den 1. Bir, pi bölü 5. Pi bölü 5 180 bölü 5'ten 36. Birinci bölgede kosinüs pozitiftir. 97 pi bölü 4. 97 bölü 8. Paydanın her zaman 2 katı. Buradan da kalan ne olur? 96 olduğu için 12 çarpı 8'den 1 olur. Paya 1 pi'den pi yazacağız. Paydaya da 4. Pi bölü 4 ne yapar? 180 bölü 4'ten 45. Birinci bölgede sinüs pozitiftir. Gelelim eksi tanjant 12 pi bölü 7'ye. 12 pi bölü 7'de paydanın iki katına bölme. 12 zaten 14'ten küçük. Yani bu zaten esas ölçülü halde. Sadece 12 pi bölü 7'nin arkadaşlar ee, kaç neresi olduğunu göreceğiz. 180 bölü 7 çarpı 12. 180'i 7'ye bölersem ilk kere 7 14. E, buradan... Kaç oluyor 45 kere 7 35 yani 25 küsür bir şeymiş. 25 ile 12'yi çarparsak 300 küsür bir açı yapar. 300 küsür açıda 4. bölge 4. bölgede arkadaşlar tanjant negatif. Bir de önünde eksi vardı o eksiyi dışarı atmıştık ya. Eksi çarpı eksiden artı oldu yani bunların üçü de artı geldi arkadaşlar onu söyleyeyim. Sorunun başında eksi vardı onu dışarı atmıştık o yüzden eksi çarpı eksi dedim tamam mı? Olayımız bu. İşte arkadaşlar bölgelerde işaretler de bu şekilde. Zor değil ama kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Yeri geldiği zaman da esas ölçüyü bilmemiz gerekiyor. Şimdi e, trigonometrik fonksiyonlar çok önemliydi. E, yeni bölümümüz arkadaşlar hem önemli hem de biraz böyle gıcık bir yerdir. Biraz daha emek sarf etmeniz gereken ve işin çok önemli bir kısmının sizde olduğu yer. Ben zaten yardımcı olacağım size. Ama ezbere dayalı bir yer olduğunu unutmayın arkadaşlar. Yeni kısım trigonometride 11. sınıfta başarılı olmanızın şartı olan bir yerdir. Orada görüşürüz.